Herkes bize bunu soruyor. Hocam kolesterolüm yüksek çıktı ama ilaçta kullanmak istemiyorum. Peki bu kolesterolü doğal yoldan düşürmenin bir çözümü yok mu? Hadi biraz bunlardan bahsedelim. Videoya öncelikle şununla giriş yapmak istiyorum. Eğer ki bir kalp damar hastalığı, şah damar tıkanıklığı, bypass stent gibi bir durum varsa kolesterol düşürücü ilaçların kullanılması gerekebilir. Çünkü bunlar aynı zamanda plakları küçülten, kalp krizi riskini azaltan ilaçlardır. Ama tamamen sağlıklı bir bireysiniz, kolesterolünüz aşırı yüksek değerlerde değildir. Ve doktorun size bunu yaşam tarzı değişikliğiyle düşürebileceğinizi söylemiştir. Burada neler yapabileceğimizi konuşalım. Birincisi egzersiz. Egzersiz yapan bir bireyde LDL dediğimiz kötü kolesterol düşmeye, trigliseritler ciddi bir şekilde düşmeye ve sıkı durun en faydalısı şu, HDL dediğimiz iyi huylu kolesterol yükselmeye başlar. İyi huylu kolesterolü en fazla yükselten şey egzersizdir ve bunu sadece yürüyüş olarak düşünmeyin. Kalp hızınızın arttığı, kas kitlenizin büyüdüğü egzersizler, kardiyo tarzı ya da ağırlık kaldırma egzersizleri, direnç egzersizleri, hızlı egzersizler sizin HDL düzeninizi ciddi bir şekilde yükseltir. HDL'yi yine en yükselten yiyeceklerden bir tanesi keten tohumu ve cevizdir. Bu ikisi HDL kolesterolü ciddi bir şekilde yükseltir. İyi kolesterol demek kalp krizi riskinin azalması demektir. Diğeri ise stres yönetimi. Stres yönetimi kötü olan, sürekli stresle baş etmek zorunda kalan bireylerde trigliserit ve LDL kolesterol seviyesi artar ve bundan oksitlenme ve damar tıkama riski de artar. Stres yönetimi olmazsa olmazımız uyku düzeni yine çok önemli. Uyku düzeni iyi olursa iyi kolesterol yükselecek, kötü kolesterol kendiliğinden düşecektir. Kolesterol en fazla yükselten ve kötü kolesterol yükseltmekte kalmayıp bunun oksitlenmesine ve damar tıkamasına neden olan iki şey sigara ve alkol. Sigara ve alkol tüketimi bizim başlıca düşmanlarımızdan biri. Biz artık şu kadar alkol tüketirseniz damarlarınız için bir risk olmaz diyemiyoruz. Minimal alkol tüketimi ile bile beraber risk artabiliyor. Özellikle sigara en büyük düşmanlarımızdan biri. Kolesterol doğal yoldan düşürmenin diğer bir yolu ise lifli beslenme. Her tabağınızın en az yarısı yeşilliklerden oluşmalı. Sürekli yüksek miktarda doymuş yağlı beslenmek kolesterol miktarınızı arttırabilir. Eğer et tüketiyorsanız kırmızı et elbette tüketebilirsiniz. Ama bu günlük sürekli olarak 200-300 gram üzerinde olmamalı. Bu kötü kolesterol seviyesini arttırabilir ve bu sefer bu çok faydalı olan yiyecek size zarar olarak dönebilir. En kötü yiyecek ise şeker. Şeker tüketimi yüksekse trigliserit yüksek kalır, LDL kolesterol yüksek kalır. Sadece şeker ve basit karbonhidrat tüketimi azaltarak kötü kolesterol düzeninizi ve özellikle trigliserit düzeninizi çok ciddi bir şekilde azaltabilirsiniz. HDL ve LDL üzerine çok faydalı etkisi olan diğer bir yiyecek ise balık ve omega 3. Balık demek HDL kolesterol yükselmesi demek ve LDL dediğimiz kötü kolesterol azalması, damar tıkanıklığı riskinin azalması demektir. Haftada 2 sefer mümkünse yağlı balık ama kızartılmadan, mümkünse yüzeye yakın dip balığı olmayacak çünkü ağır metal içerebilir ve kızartılmadan fırınlanmış bir şekilde tüketebilirsiniz ya da buğulanma şeklinde pişirebilirsiniz. Küçük balıklar her zaman için en faydalı balıklardır. Dip balıkları riski daha yüksek balıktır çünkü ağır metal içerebilirler. Ama hafta 2 sefer balık dediğimiz yiyecekler mutlaka sofranızda olmalı. Eğer sağlıklı bir bireyseniz ve ölçtüğünüz değerlerde kolesterolün yüksek çıktığını gördüyseniz bu dediklerimi uygulayın. Kolesterolün çok güzel bir şekilde ve çok seri bir şekilde düştüğünü ve bunlara devam ettikçe de düşük kaldığını göreceksiniz. Ama hiçbir zaman size ben sizin ilaç ihtiyacınız var ya da yok diyemem. Bakın burası ayrı bir nokta. Bununla ilgili eğer mutlaka ilaç kullanmanız gerekiyorsa kendi kardiyologunuzdan, kendi uzmanınızdan görüş almalısınız. Ama bu dediğim önerilerle kolesterolünüzü doğal yoldan düşürebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.